İftar vakitleri neye göre hesaplanıyor? Malum insanlar oruçlu olunca gün boyu bugün iftar saat kaçta sorusu vardır. Dolayısıyla iftarın kaçta olacağı önemli bir konu. Zamanla Ramazan'ın güçlü bir ilişkisi var. Aslında İslam'ın zamanla ilişkisi Ramazan'la sınırlı değil. Her şeyden önce namaz vakitleri var. Namaz vakitleri günde 5 kere ve bunların hesaplanması önemli. Ramazan'ın ilk zamanlarında elbette ayı görerek Ramazan'ın başladığı anlaşılıyordu. Yani buna rüyeti hilal denir. Yani Ramazan ayının ilk hilalini görmek. Bu hilali çıplak gözle gördüğünüz zaman Ramazan ayının başladığını bilirsiniz ve oruç tutmak arkasından gelir. Dolayısıyla gökyüzüyle Ramazan'ın doğrudan bir ilişkisi var. Fakat İslam medeniyeti Arabistan'dan çıkıp da dünyanın geri kalan bölgelerine yayılırken kadim bilgilere erişmiş. Gökyüzü bilimiyle ilgili eserler tercüme edilmiş ve buradan büyük bir bilgi birikimi elde etmek mümkün olmuş. Orta Asya merkez olmak üzere astronomi ilminde ilmi felek denir veya ilmi heyet denir buna eski kültürde. Büyük ilerlemeler kaydedilmiş. İftar vakitleri, imsak vakitleri daha doğru bir şekilde, daha hassas bir şekilde hesaplanmaya başlanmış. Ama hilal ayının görülmesi konusu kültürün içinde yaşamaya devam etmiş. İnsanlara bir çoban dağda tek başına da olsa, bir denizci gemide de olsa kolaylıkla uygulayabilecekleri bir yöntem olarak yeni ayın ilk hilalinin görülmesini Ramazan'ın başlangıcı olarak kabul edilmesi esası korunmuş. Bu rüyeti hilal meselesi de folklorik bir boyut kazanmış. İnsanlar o hilali ilk gördüklerini gidip de o şehrin idarecisine, kadısına söylediklerinde karşılığında bir hediye alma, bir atiye alma imkanı varmış. Dolayısıyla gençler, çocuklar hep bu hilali ilk gören olup onu ilk kadıya duyurmak için bir yarış halinde olurlarmış Osmanlı'da. Buna da rüyeti hilal deniyor.